Selam, ikizler ve evlat edinme çalışmalarından bahsettiğimiz son videoda kullandığımız bazı terimler vardı. Psikologlar bu çalışmalar sayesinde herhangi bir toplumun özelliklerinin ne kadar farklılık yani varyasyon gösterdiğini tahmin edebiliyorlar ve bu farkları genlerle açıklıyorlardı. Burada bu terimleri özellikle kullanmamın sebebi, kalıtsallık kavramını tanımlamak. Ders kitapları kalıtsallığı farklı bireyler arasında görülen genlere atfedebileceğimiz yüzde cinsinden bir varyasyon oranı olarak tanımlar. Evet. Neye bağlı genler diye de ekleyelim. Henüz bu tanımın yeterince açıklayıcı olmadığının farkındayım. Evet evet farkındayım ama endişelenmeyin. Çünkü bu video boyunca kalıtsallık kavramını doğru bir şekilde anlatmak için çalışacağız. Evet şimdi farz edelim ki zekadan bahsediyoruz. Ve zekanın yani IQ'nun kalıtsallığının yüzde elli olduğunu söylüyoruz. Dedik ki kalıtsallığın oranı yüzde elli. Ha, fakat şuna dikkat, burada zekanın %50'si genlerimize bağlıdır demiyoruz. Bunun böyle bir anlamı yok. Burada aslında zekadaki farklılığın %50 oranında genetik faktörlere dayandırılabileceğini söylüyoruz. Yani zeka ile ilişkili özelliklerle ilgili farklılıklardan bahsediyoruz. Çünkü zekamızın ne kadarının genetik sebeplerle, ne kadarının da çevre etkisiyle şu anki halini aldığını sorgulamak pek doğru bir yaklaşım değil. Zaten geçen videodaki çay ve sıcak su örneğiyle de bunu belirtmiştik. İkizler ve evlat edinme çalışmaları bize şunu gösterdi. Biz bu çalışmalarla insanların farklılıklarının ne kadarının genlerdeki çeşitliliğe bağlı olabileceğini görmüş olduk. Birkaç seferdir aynı şeyi söyleyip duruyorum. En iyisi bir örnekle açıklayayım ben bunu. Ünlü yazar ve komedyen Mark Twain'in kalıtsallık hakkında verdiği örneği çok severim. Bakalım siz de sevecek misiniz? Ne demiş? Demiş ki 12 yaş civarına gelene kadar 4 çocuğu fıçılarda yetiştirdiğinizi farz edin. Bunu temsilen buraya 4 tane fıçı çizdim. Ve 4 çocuğu da içlerine yerleştiriyorum. Bu çocuklar fıçılarda açılan deliklerden aynı besinlerle besleniyor. Tüm atıkları aynı zamanda toplanıyor bulundukları ortam tamamen hatta biraz da sadistçe kontrol altında ve hepsinin şartları aynı. E bu şartlar altında 12 yaşına geldiklerinde IQ'ları büyük ihtimalle çevrelerindeki insanlardan daha düşük olacaktır. Ama burada asıl önemli olan şu: bu dört çocuğun IQ'su da muhtemelen aynı olmayacak. Evet, aynı olmayacak, değil mi? Demek ki zekalarındaki farkı sadece ortamlarına mal edemeyiz. Çünkü zaten içinde bulundukları ortam tamamen kontrol altında tutulmuştu. E bu durumda IQ seviyelerindeki fark neredeyse %100 kalıtsal olacak. Çünkü ortamları neredeyse %100 aynıydı. H2'yi kalıtsallığın kısaltması olarak yazıyorum. Bunu küçük harfle gösterdik çünkü burada spesifik olarak bir tane karakteristik özellikten bahsediyoruz. Ki bu durumda da bu özellik zeka. Evet, işte böyle bir durumda kalıtsallığın oranı yüzde yüze yakındır. İşte bu Mark Twain'in kalıtsallık hakkındaki örneğiydi. Alternatif olarak şöyle bir örnek de düşünebiliriz. Elimizde tamamen aynı genoma sahip tek yumurta dördüzleri var diyelim. Ve onları çok farklı çevrelerde yetiştirelim. Mesela, mesela biri bir kabile üyesi olarak yağmur ormanlarında. Biri göçebe olarak çölde. Biri işçi bir ailenin ya da mavi yakalı bir ailenin çocuğu olarak Kuzey Amerika'da. Ve sonuncusu da Uzay boşluğunda, ayın oralarda bir yerde, belki de uluslararası uzay istasyonunda yetiştirilmiş olsun ne dersiniz? Bu dört oğlanın zekalarındaki kalıtsallık biraz daha az olurdu. Çünkü bu örnekte çevreleri zekalarındaki farkta da daha büyük bir paya sahip. Hatta bu durumda kalıtsallık için aslında yüzde sıfır bile diyebiliriz. Çünkü en başta onların tek yumurta dördüz olduklarını söylemiştik. Yani kalıtım bakımından, genetik açısından aynılar. Ancak çevreleri tamamen farklı. E bu durumda zekaları arasındaki tüm fark çevrelerine dayandırılmalı diyebiliriz. Belki bu fikre basitleştirilmiş bir şekilde şöyle de bakabiliriz. Fıçıdaki çocuklar örneğinde olduğu gibi Ortamın son derece kontrol altında tutulduğu durumlarda davranışsal ve karakteristik özellikler arasındaki farklar büyük oranda kalıtıma bağlıdır. Dolayısıyla o özelliğin kalıtsallık oranı da daha yüksek olur. Kalıtsallığın oranını yükseltebilecek bir başka şey de farklı fenotipe yani dış görünüşe yol açan artan genetik varyasyon olabilir. Yani örneğin bu çocuklarda daha çok genetik varyasyon olsaydı belki tek yumurta yerine farklı yumurta dördüzü olsalardı o zaman hem farklı genotipleri olurdu hem de farklı fenotiplere ya da farklı karakteristik özelliklere sahip olmalarını sağlayacak şekilde daha fazla genetik varyasyonları olurdu. İşte bu tarz yeni varyasyonlar genleriyle daha ilişkili olurdu. Dolayısıyla bu durumda da kalıtsallık artardı. Kalıtsallık ya genetik faktörlerin daha etkin olmasıyla ya da çevre gibi genetik olmayan faktörlerin etkilerinin daha az olmasıyla artar. Ama bakın şunu unutmuyoruz sakın. Ha, kalıtsallık dediğimizde genlerin davranış ve karakteristik özelliklerdeki varyasyona göreceli katkısından bahsediyoruz. Bu durumda kalıtsallığın muhakkak incelenen popülasyona bağlı olduğunu anlamışsınızdır. Gelin son bir kez daha Fıçı'daki çocuk popülasyonunu düşünelim. Fıçı'lardaki çocuklarla dördüzlerin vakasını karşılaştırırsak eğer, Fıçı çocuklarının kalıtsallıkları ya da bu durumda IQ'larının kalıtsallıkları daha fazla bir orana sahiptir diyebiliriz son bir kez daha tekrar edersek eğer bir özelliğin kalıtsallığı varyasyonun genlerce belirlenme derecesine yani oranına bağlıdır ve bu incelenen popülasyona epey bağlı olan bir durumdur umuyorum ki bu video gelecekte kalıtsallık terimini kullandığımızda ne olduğunu hatırlamanıza yardımcı olacak hızlı bir açıklama sunabilmiştir umarım Hoşçakalın.